Efendim 8 Mayıs pazar günden herkese günaydın. İyi hafta sonları, iyi pazarlar. Ee, öncelikle anneler gününüzü kutlayalım efendim. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin, anne adaylarının, şehit annelerinin e, yine de ölmüş, vefat etmiş e, annelerimizin de anneler gününü kutlayarak. Pazar siyasetini başlatalım efendim. Hoş geldiniz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bir saat boyunca yine çok değerli konuğumla önemli mevzuları konuşacağız. Önemli sorular var. Cevapları merak ediyoruz. Hemen konuğumu sizlere takdim edeyim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan. Sayın Erbakan hoş geldiniz Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkürler. Ben de bütün annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum. İzleyicilerimize, herkese de hayırlı pazarlar, hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkürler. hayırlı olsun. İnşallah. Çiçeğim Sağ de olun. çok güzel. Çok Sağ teşekkür olun. Biz ederim. Teşekkür Başaklar. Ederiz. Evet, bir anlamı da var değil mi sizin tabii partinizin? Bizim partinin amblemi bolluk, bereket, refah anlamı da var. Geleneksel bir hediyemiz bu. Size de getirmiş olduk. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Sayın Başkan, e, Türkiye'de tabii tartışmalar, e, siyasi çekişmeler Gerçekten hat safhada. Her gün yeni bir olayla, yeni bir tartışmayla, yeni bir tartışma konusuyla karşı karşıya kalabiliyoruz ama bu tabii Türkiye'nin geleneğinde var aslında. Doğru. Hep karşılaştığımız ve yaşadığımız durumlar. Şimdi biraz o tartışmalarla başlayıp daha sonra sizin partinizin ve sizin yol haritanızı merak ediyorum. Bazı sorularım olacak. Ama önce sıcak tartışmalarla başlamak isterim çünkü siz hiç açıklama yapmadınız merak ediyorum. En sıcak tartışmalardan... Bir tanesi geçtiğimiz haftaya damgasını vuran, ve önümüzdeki günlerde de konuşulacak olan e, müteciler, e, düzensiz göç meselesi ve ardından gelen siyasi tartışmalar. Bunu açmak isterim. Öncelikle e, Türkiye'de e, işte Suriyel'den gelen, Afganistan'dan, Pakistan'dan e, ya da İran'dan gelen e, artık böyle çünkü hep işte Suriyeler deniyor, Afganlar, işte Tabii. Pakistan'dan gelenler. Ee, bu ifadeler kullanılıyor. Türkiye'nin bir düzensiz göç problemi var mı? Öncelikle bunu sormak isterim. Göç meselesi ya da e, sığınmacılar konusunda yeniden Refah Partisi olarak ne düşünüyorsunuz? Rahatsızlık duyuyor musunuz? Ve bu bir kaosa doğru gidiyor diyen bir görüş var. Buna katılıyor musunuz? Tabii... Öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Hep söylediğimiz bizim bu konuyla ilgili. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım demiş sözünü hep tekrar ediyorum. Bazen böyle atasözleri daha da açıklayıcı oluyor fikirlerimiz açısından. Tabii ne kadar kardeşte olsak, ne kadar yüzyıllarca aynı devletin tebaası olarak Osmanlı döneminde birlikte yaşamış olsak da onların burada olması kendileri için de sıkıntılı bir durum. Bizler için de problemlere yol açabilen bir durum en güzeli aslında hem Afganların hem Suriyelilerin kendi ülkelerindeki sorunların, savaşın bir an önce bitmesi, can güvenliğinin temin edilmesi ve tekrardan kendi ülkelerine, kendi vatanlarına dönmesidir. Evet. Yani bu kendileri için de bizim için de en hayırlı olan. Biz aslında yeniden Refah Partisi olarak bu görüşü özellikle serdediyoruz ve dönüşlerini hızlı bir şekilde, düzenli bir şekilde temin etmek kendilerine de bir hizmettir. Bizim için de daha uygundur diyoruz. Ama burada tabi bugünden yarına veya sabahtan akşama bunları apar topar göndermek anlamı çıkmamalı. Oradaki şartların düzelmesi, gerekirse Suriye yönetimiyle de müzakereler yapılarak orada can güvenliğinin temin edildiğinden emin olunduktan sonra da dönmelerini sağlanması. Şimdi Esad bir açıklama yaptı dedi ki bir af dedi işte teröre bulaşmamış kişileri ülkesine geri çağırdı. Mesela Türkiye'ye gelen Suriyeliler güvenip Esad'ın bu çağrısına güvenmeli mi? Ee, güvenip gider mi yoksa e, yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de işte Esat'ta dediniz masaya oturmalı gerekirse ve bu durumu çözmeli. Mesela şu anda bir güvenli görüyor musunuz mültecilerin ülkelerine geri dönmesi konusunda e, güvenli görüyor musunuz? Burada içerisi sıcaksa klimayı açtıralım. Klimayı da açabilirsek arkadaşlar seviniriz. olabilir evet biz evet. de genelde biraz çok terliyoruz. Tabii bu müzakereler yapılıp gerekli güven ortamı sağlandıktan sonra dönmelerinde bir mahsur olacağını düşünmüyoruz ama bir de şöyle bir durum da var. Suriye'nin kuzeyinde Esad'ın kontrolü dışındaki bölgelerde de sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi dönmeleri ve ikamet etmeleri mümkün olabilir. Bu açıdan eğer bakıldığında Esad'la ilgili bir problem de bu bölgelerde yok zaten. Ama tabii Esad'ın kontrolündeki bölgelere de dönecek olanlarla ilgili de mutlaka o güven ortamının tesis edilmesi lazım. Yani bu saatten sonra tabii savaşı da Esad aslında fiilen kazandı. Hatta resmen de kazandı. Seçimleri yaptı. Seçimlerden de %90 oyla şampiyon oldum, zafer kazandım dedi. Ve bir normalleşme arayışı içerisinde o gidenlerle ilgili böyle ciddi bir sıkıntı oluşturacağını tahmin etmiyorum. Öyle mi? Yani siz Onlar güvenli da... buluyorsunuz şu durumda Esad'ın çağrısıyla ülkelerine geri dönmeleri konusunda. Yani çatışmalara girmemiş, kendisi teröre bulaşmamış diyor da Esad'ın tabii çatışmalara girmemiş vatandaşların burada gelmiş sadece mülteci olarak bulunmuş kimselerin dönmesinde problem olacağını düşünmüyorum. Ee, tabii mutlaka savaş şartlarının bitmesi, orada güven ortamının tesis edilmesi son derece önemli. Afganistan için de bu geçerli. Ancak bu arada tabii bir miktar içlerinden burada kalmak isteyenler de çıkabilecektir. Bunların da zorla gönderilmesinden ziyade entegrasyonun sağlanması. Ama bu kalmak isteyenlerin ben sayısının çok az olacağını düşünüyorum. Öyle mi? Çünkü gerçekten de orada yaşanmışlıkları var, hatıraları var, akrabaları var arazileri var, gayrimenkulleri var, kabirleri var. Annesinin babasının mezarı var. Yani dolayısıyla kültürünü, dilini bilmediği yabancı bir toprakta kalmaktansa onların çok önemli bir kısmının dönmek isteyeceğini düşünüyorum ve bunların da dönmesi için gereken adımların atılması. Peki mesela e, Sayın Erbakan işte son dönemde yine konuştuğumuz bir konu. Sessiz İstila e, kısa fragmanını filmini seyretmişsinizdir. Mesela e, Türkiye'de şu anda yaşanan durumu siz nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Yani e, dün Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı da bir açıklama yaptı. İşte e, bazı e, 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 yani devlet olarak her türlü e, yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve bu videoları atanlara da işte e, yani inanmamak gerektiğini, e, yani bir algı yaratılmaya çalışıldığını da altını çizdi. Şimdi bir kaos planı yaratmak isteyen bir grup olduğunu düşünüyor musunuz Türkiye'de? E, Sessiz İstila filmi için ne düşünüyorsunuz mesela? Burada tabii genel olarak konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Bir defa Suriyeli kardeşlerimizi bizim kendi vatandaşımıza karşı kışkırtmak veya bizim vatandaşımızı o Suriyeli misafirlere karşı kışkırtmak son derece tehlikeli toplumsal bir kargaşaya, toplumsal bir çatışmaya, bir iç çatışmaya ulaşabilecek adımlardan mutlaka kaçınmak lazım bir de tabii son dönemde Türkiye'de siyasette de son bir hafta içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi yaşanan tartışmalarda. Yani İçişleri Bakanı ile evet Sayın tartışması Partisi Genel Başkan arasında bir polemik mesela yaşandı. Suriyeliler e, gitmesin veya Suriyeliler e, burada bizim misafirimizdir diyenlerle Suriyeliler gitmelidir Suriyeliler bize yük oluyor diyenlerin de birbiriyle çatışmasına, kargaşasına yol açmayacak adımların atılması daha doğrusu üsluba ve söyleme dile dikkat edilmesi lazım. Böyle bir çatışma bize zarar verir. Yani Hulusi Akar'ın sayın Akar'ın aslında ifadelerine katılıyorum. Efendim, bunların içinde suç işleyenler oldu, bunların içinde işte bizim vatandaşımız Şimdi e, siz mesela da... sosyal medya, yeniden refah partisi, sosyal medyayı müthiş kullanan bir parti, siyasi parti, <laughs> teknolojinin içindesiniz. Olmayı. gerçekten öyle. Çok örgütlüsünüz, sosyal medyayı çok iyi takip ediyorsunuz, genç bir kitleniz var. Evet, mesela mesela sosyal evet, sosyal medyanın içerisinde bu kadar takip ettiğiniz için o videoları, her gün atılan videoları, işte taciz videoları, özellikle kadınlara karşı yapılan bir takım taciz taciz videoları devamlı servis ediliyor. Bunu mesela nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de biraz önce onu söyleyecektim. Yani her milletin içerisinde, her toplumun içerisinde bu gibi suçları işleyebilecek, akıl sağlığı tam yerinde olmayan, psikolojik sorunları olan, psikolojik kondisyonu tam olması gerektiği gibi olmayan insanlar olabiliyor ve şiddet uygulayabiliyor, kadına şiddet uygulayabiliyor, hayvanlara, çocuklara bir takım şiddet veya uygun olmayan davranışlarda bulunanlar olabiliyor. E bunları cımbızla çekip de tabii bütün bir e, belki de kayıt dışılarla birlikte 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon göçmenin hepsini bu şekilde yaftalamak, etiketlemek doğru bir davranış değil. E, biz bir de bu konuyu yaşamış bir milletiz. Bizim biliyorsunuz gurbetçilerimiz Almanya'ya gittiler, Avrupa'nın pek çok ülkelerine gittiler. Orada da onların dışlanmasına yönelik hatta bir dönem neo nazilerin biliyorsunuz hareketleri olmuştu. Bu gibi olaylarda çok büyük tepkiler verdik. Bunun olmaması gerekir dedik. Hatta Almanlara kızdık. Niye böyle yapılıyor diye. Şimdi bizim de tabii aynı duruma düşmememiz gerekir. Türkiye'de İltidar bir yabancı düşmanlığı gerekir. bekler misiniz? Bu, yani bu oraya doğru gidiyor mu? Bir ırkçı e, tavır, evet, yabancı düşmanlığı. Yani kışkırtmalar ve maalesef bu gibi e, yanlış üslubun dilin kullanılması bir çatışmaya bir kargaşa yol açabilir diye endişe ederiz tabii onun olmaması gerektiğini de onun için ifade ediyorum. Peki hükümetin defa... göçmen politikasını, göç politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buraya kadar tabii elden gelen yapıldı. Bunlara biz hiç kapımızı açmayalım. Bir kere uluslararası anlaşmalar var. Bu anlaşmalara göre can güvenliği sıkıntısı olan, savaştan kaçan göçmenlere kapınızı açmanız lazım. Onlara bir şekilde barınma sağlamanız lazım. Avrupa burada bu uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere uymuyor. Sınırına dikenli tel çekiyor, beton duvarlar örüyor. İnsani bir yaklaşım göstermiyor. Biz insani bir yaklaşım gösterdik. Gösterdi. Elimizden Ama biz de şu geleni yaptık. Duvar, yani sonuçta sınır güvenliğini koruma altına aldık. Elbette. Tabii. Ama e, siviller, savaştan kaçanlar, mağdur olmuş insanlara da kucağımızı açtık ve bu da tabii bizim geçmişten beri gelen geleneğimizin, kültürümüzün bir gereğidir. Zaten onlar bizim dediğim gibi daha 100 sene öncesine kadar aynı devletin vatandaşları olarak yaşadığımız kardeşlerimizdi. Ancak tabii elden gelen yapıldı. 10 seneye yakın bir zaman geçti. Hatta 10 seneyi de belki geçti. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanının da en son açıklamasında ifade ettiği gibi bir an evvel güvenli bir şekilde dönmelerini temin etmek ve muhalifet kanadının da genelde dile getirdiği gibi dönüşlerini temin etmek kendileri için de bizim için de en iyisi olacaktır. Ama onların dönüşünü temin edeceğiz diye böyle bir e, çatışmacı bir dil, kışkırtıcı bir dil, bir kargaşa yol açacak söylemlere de e, bulaşmamak lazım. İşte e, Afganistan market diye market açmış, bunu teş teş şey yapıyoruz, e, teşhir ediyoruz. Özür dilerim. Diyoruz ki Afganistan market nasıl koymuş? Efendim Suriye bakkalı demiş. Suriye ismi nasıl koymuş? Bunları da tabii Mesela özellikle etmek de Arapça değil. tabelalar e, rahatsız ediyor zannediyorum. Mesela sosyal medyada gördüğüm zaman işte Arapça tabelaların varlığı ya da e, turistik yerlerde artık Türklerin çok daha az görüldüğü ama işte genelde Suriye uyruklu kişilerin e, ya da işte Afgan uyruklu kişilerin orada e, turistik bölgelere ziyaret etmesinin rahatsızlığı gibi bir takım rahatsızlıklar dile getiriliyor. Ama Nasıl çözülecek konusu hakikaten siz burada, bugün iktidar olsanız bugün ilk yapacağınız ilk adım ne olur? Burada tabi tabelalarla ilgili bütüncül bir yaklaşım sergilemek lazım. Yani mesela hem, hem, Akdeniz evet. tarafında da hep Rusça tabelalar oluyor. Daha öncesinde birçok büyük şehirlerimizde gelişmiş yerlerde özellikle İngilizce tabelalar, e, isimler, restoran isimleri oldu. Evet. Yani ya hepsine birden karşı çıkmamız lazım ya da sadece Arapça kısmına tabii karşı çıkmak uygun olmaz. Ama tabii Türkçe olması tabelaların e, dediğiniz gibi daha uygun. Yani bizim kültürümüze, dilimize sahip çıkmamız bakımından. Tabelalar Türkçe olmalı. Mesela olmadı. bunun engellenmesi mi lazım? Yani tabelaların mesela Belki teşvik edilebilir. Türkçe olduğu zaman bir takım faydalar sağlanabilir. Daha kolaylıklar sağlanabilir ve Türkçe yapılmasına teşvik Ama edilebilir. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'ndeler. Veya... Yani onun için bir teşvik yapmak lazım yoksa e, yapmamaları için başka bir şey mi yapmak veya lazım? dediğim gibi eşit davranılması yani Türkiye'de lazım. Türkiye'de olup e, Türkçe tabela yazıya teşvik vermek yine bir grubu çok rahatsız etmeyecek midir? Yani zaten Türkiye'deler ve Türkçe Mecbur'da olması kadar doğal. da tutabilirsiniz. O da düşünülebilir ama dediğim gibi adaletli davranmak lazım. Yani o zaman Rusça tabelaları da Akdeniz'de izin vermeyelim. Efendim şeyde de İstanbul'da da İngilizce tabelalara da izin vermeyelim. O zaman Arapçalara da vermeyelim. Hani genelde tartışma biraz oradan da gidiyor. Anladım. Diyorlar yani ki Arapça olduğu için yabancı çıkıyoruz. Yani bir, bir hassasiyet var. göstereceksek hepsiyle ilgili gösterelim. Peki. Sadece tek bir dile yönelik olmasın diye evet söyledim. Peki. Ama tabii Türkiye'de dediğiniz gibi Türkçe olması en güzeli bizim. Hele hele son belki de 30-40 senede dilimizle ilgili çok sıkıntılar yaşandı. Dilin bozulması, kültürümüzün sıkıntıya girmesi. O nedenle dediğiniz gibi hassas davranmakta da tabii fayda olacaktır. İnşallah bir an evvel bu sorun çözülür de kendileri de gerçekten perişan oldular. Yani burada kaldıkları yerlerde ne kadar da olsa tabii ki kendi vatanlarındaki, kendi evlerindeki konforun sıcaklığın olması mümkün değil. Avrupa'ya geçmek istediler, geçemediler. Burada kaldılar. Geçenler orada ayrı bir perişan oldular. Hele oradaki tabii o kampların koşulları gerçekten de çok sıkıntılı. Ee, i̇nşallah bir an evvel biter ve kendi vatanlarına, yurtlarına dönerler. Bizim için de sosyal bakımdan da, ekonomik bakımdan da gerçekten kolay değil. Çünkü bizim kendi ekonomik sorunlarımız malum biliyorsunuz. Evet, birazdan gireceğiz. 7-8 milyon insanın bir evet, de tabii yükünün olması da kolay bir şey değil. Evet. E, bugünden yarına olmaz ama bir an önce geri dönüşlerin olması gerekir olması diyorsunuz. Lazım. Peki evet. Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ e, şaşırdınız mı? Mesela e, Ümit Özdağ yaklaşık bir aydan beri Türkiye'nin gündeminde e, oy oranı e, çok düşük bir parti yani şu andaki durumunu bilmiyorum ama e, sizi şaşırttı mı e, mesela e, Ümit Özdağ'ın çıkışlarının Türkiye'de bir numaralı gündem haline gelmesi e, hem gerek Mansur Yavaş çıkışı ardından mülteciler meselesi e, mesela bu sizi e, yeniden Refah'ın lideri olarak nasıl ne hissediyorsun ne, ne dersiniz? Biraz tabii toplumda mültecilerle ilgili Suriyeli kardeşlerimizle ilgili bir hassasiyetin olduğunu gösteriyor. Yani bununla ilgili bir gündemin olduğunu Varlığını gösteriyor. gösteriyor. Böyle olunca da bu konuda bir açıklama yapması tabii ses getirdi ama yani ben başından beri tabii şahsıyla ilgili değil ama partinin genel politikası ve ile ilgili yadırgıyorum. Yani çünkü bir siyasi parti belki de tabiri caizse 40 tane ayrı problemle uğraşması ve bunlara çözüm üretmesi gerekir. Efendim gençlerden, kadınlardan, eğitimden, sağlığa, ekonomiden, dış politikaya. E siz sadece bir noktaya tabii odaklanarak gitmeniz bir miktar dediğim gibi yadırgadım ve sadece bu mültecilerle bütün dertlerimiz çözülecek. Sanki bütün derdimiz, sorunumuz bu. Bunları bir gönderebilsek eğitim de şey düzelecek. düzelecek. Türk lirası da değerlenecek. Dış borç da kalmayacak. Kutuplaşma da kalmayacak. Efendim aile ve sosyal politikaları da düzene girecek. Yani bu tabii çok bilimsel de değil, mantıklı da değil. Bir partinin sadece tek bir konuya odaklanması gerçekten de uygun görmüyorum. İşte mesela pandemide de bunun plandemi dedikleri, planlı bir operasyon olduğunu ve aşıların işte yapılmaması gerektiğini e savunan partiler aşı çıktı. Aşı da biliyoruz biz tabii çıktık. bu arada. Ama biz orada bir dengeyi tutturduk özellikle. Yani bir partinin mesela sadece aşı ile ilgilenmesi ve aşı karşıtlığıyla bir parti olması olmaz. Böyle partiler de çıktı. E aynı şekilde burada mültecilerle ilgili de durum aynı şekilde. Yani sadece mülteciler üzerinden bütün Türkiye'nin problemlerini buraya indirgemek Sadece buna odaklanmak bir siyasi partiye değil, uygun görmüyorum, Peki. evet yadırgıyorum. Peki. Şimdi bir tartışma konusu daha var e, Sayın e, Erbakan, o da e, yine sosyal medyada çok konuşuldu, tartışıldı. Yavaş yavaş şu altılı masaya da geçelim, Millet İttifakı'nın adayı konusuna da geçelim ve yeniden Refah Partisi ne yapacak onu da e, merak ediyorum. E, Özellikle son dönemde altılı masa için ne düşünüyorsunuz? Mesela gidişatı konusunda ne düşünüyorsunuz? Ee, altılı masayla neden ilgili... Neden içlerinde yoksunuz? Ee, bu soruyu bir size sormak isterim. Aslında üç başlık halinde belki toplayabiliriz. Ee, bir tanesi tabii bizim onlarla ilgili ideolojik sorunlarımız. Yani ideolojik anlaşmazlıklarımız. Bir defa işte İstanbul Hangi Sözleşmesi gibi... Hangi mesela ideolojik yani, sorununuz var? CHP o. başta olmak üzere orada olan partilerin bir çoğunda var bunlar. İşte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hassasiyetleri, biz gelir gelmez tekrar geri getireceğiz demeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini üniversitelerde zorunlu ders haline getireceğim diyor oradaki partilerden bir tanesi. Şimdi yeni evet. CHP e, deva partisi. Deva Partisi. Tabi evet. sosyal medya hesaplarında da bu gözükebilir, görünebilir. Şimdi CHP, deva ile bu konuda anlaşamıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ile İstanbul Sözleşmesi. Sen bu sözleşmesi var. Bir de şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu kurmuşlar parti Hı -hı. içerisinde. E, dolayısıyla bu da problemli. Yine CHP'nin sözcüleri biliyorsunuz çıktılar. Efendim Ayasofya cami olmamalıydı, müze olmalıydı dediler. konuda 5 yaşında 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışıdır dediler. Ona Özgür Özel yayınımda sordum. E, onu söylemek, e, onu kastetmedim dedi. dedi. E, kastettiğim o değildi dedi. Böyle bir açıklık getirdi onu da söyleyeyim. İşte ben de evet sağ olsun. Ama Sözün diyorum ki yani bir genetik bir yapısı var CHP'nin ne kadar kıyafet değişse de saç stili makyaj değişse de o genetik yapının e, tezahürü maalesef gerçekleşiyor. Nedir genetik yapı? Yani işte e, biraz hep şu söyleniyor. Ee, bazen bazı kesimler diyorlar ki işte Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı başa gelirse mütedeyyin kesimlerde bir takım rahatsızlıklar var. Biz kazandığımız haklarımızı geri e, geriye gidebilir ya da yaşam tarzımıza müdahale edebilirler. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı e, iktidarı olursa Türkiye'de yaşam tarzına bir müdahale bekler misiniz? Yani şüphelerimiz var tabi. O çünkü yıllarca yaşanan çok acı olaylar. En sonunda 28 Şubat sürecinde yaşananlar bizi gene de tereddüte itiyor. Çünkü CHP 80 seneden beri, 70 seneden beri bildiğimiz bir CHP. Özellikle o tek partili dönemdeki, tek parti rejimi dönemindeki uygulamalar sonrasında siyasetini konumlandırdığı nokta, 28 Şubat'taki tavırları, Bunlardan dolayı tabii endişelerimiz oluyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu, helalleşmenin altını mesela çizdi. 28 Şubat'ta buna dahil. Helalleşeceğiz bütün kesimlerle dedi. Ee, mesela bu sizi de, tatmin etmiyor mu? Onlar varken bir yandan dediğim gibi parti sözcülerinin bununla tezat oluşturacak açıklamaları bizi gene de endişeye sevk ediyor. Ve biraz önce söylediğim o genetik yapının tezahürü olarak dediğim gibi ifade ediyorum. İşte O genetik yapıyı biraz açar mısınız? Neyi kastediyorsunuz? Yani milletin, halkın diniyle, inançlarıyla, temel değerleriyle çok da barışık olmayan bir yapı. Maalesef geçmişte de bunun uygulamalarını CHP zihniyetinde gördük. E şimdi de mesela Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kuracağız. Ve birçok büyük şehirlerde afişler, ilanlar yaptırıyorlar. İşte eşcinsellik bir dezavantaj olmaktan çıkacak. Bunu kanunla güvence altına alacağız. E şimdi bunlar toplumun dini, inançlarıyla, diniyle, temel değerleriyle, kültürüyle uyumlu olmayan e, konular. E Şimdi burada böyle bir özgürlük alanı oluştururken öbür tarafta Kur'an öğrenileceği zaman problemler geçmişte de yaşandı. Şimdi gerçi tevil etmiş e, Sayın Özgür Özel. Evet. Öyle olmasını isteriz. Demek Ama isterim. arada bir gene ağızdan böyle ister istemez kaçıyor, çıkıyor. E Şimdi Ayasofya e, dediğim gibi yani şimdi daha muhalefetteyken toplumdan, mütedeyyin kesimden her kesimden oy alma ihtiyacı içindeyken biz burayı aslında cami olmamalıydı, müze olmalıydı diye söyleyen bir yapı, bir zihniyet. Yarın iktidar olduğunda, yetkiyi eline aldığında o zaman hele hele şimdi bu başkanlık sistemindeki sınırsız yetkilerle parlamenter e, sisteme döneceğiz. Tekrardan diyorlar, yapabilir. Oldu. Onu tabii iddiaları o ama bir başkan seçilecek önce ve o başkan iki sene içerisinde parlamentodaki çoğunluklarıyla da parlamenter sisteme döneceğiz diyorlar. Yani o seçilen başkanın o yetkileri aldıktan sonra ben onlarla tekrar işbirliği içinde gidip de peki parlamenter sisteme dönelim diyeceğinden de şüphelerim var. Bir dakika, o seçilen ol. başkan belki de nerede gördüm ben sizi diyecek. Çünkü Yapma, böyle bunu yetkilerle mi ya, abi? olur mu olur. Çünkü eee yani noterde imza atmayacaklar diyorsunuz. Yani tabii o yetkilerle bir kere külliyede işine başladı, görevinin başına geldi. O Türkiye yetkiler yerlisi. var. Türkiye Meclisi, Cumhuriyeti vatandaşının karşısında böyle bir iddiayla çıkıp bir cumhurbaşkanı olduktan sonra ben sizi tanımıyorum, ben cumhurbaşkanlık sistemine devam et tamam. Bunu söyleyecek bir, bir isim gider. var mı? Yani adayların içerisinde bunu söyleyeceğini düşündüğünüz bir, bunu Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı ya da başkanı olursa bunu söyleyecek bir karakter midir? Yani söyleyebilir çünkü dediğim gibi güç ve iktidar insanlar üzerinde çok ciddi etkiler yapıyor. Yani bu planlarının bir aksayabilecek yönü olarak bunu görüyorum ben. Birincisi bu işte ideolojik konular dediğim gibi. İkincisi teknik anlaşmazlıklarımız orada da bir araya gireceğim. Var. Orada da bir araya gireceğim. Ee, gelecek gibi işte e, İslam muhafazakar bir parti diyebiliyoruz biz Ahmet Davutoğlu'nu ve ekibini, Gelecek Parti ve keza Saadet Partisi e, milli görüş çizgisindeki siz e, bunu iddia yani bunu kabul etmiyorsunuz. Onu da az Tabii sonra e, söyleriz. Ama zaten. Saadet Partisi ve e, Gelecek Partisi mesela sizin bu kaygılarınızı taşımıyor zannediyorum Cumhuriyet Halkı Partisi ile ilgili ee, belki siz de orada o kaygıları hani zaman içinde yumuşar mı diye merak ettim ya da onlar nasıl neden bu kaygıyı duymuyorlardır sizce? Yani onu tabii kendilerine sormak lazım orada mesela e, muhafazakar partiler diyoruz ama oradaki mutabakat metninde işte biz e, Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu uluslararası e, sözleşmelere kadına şiddetle ilgili sosyal hayatla ilgili uluslararası sözleşmelere tekrardan e, geri döneceğiz ifadesi var. Bize getirdikleri mutabakat metninde de bu var. Bunun manası İstanbul Sözleşmesi demek kaldı ki zaten hem Sayın Davutoğlu hem Sayın Kılıçdaroğlu Saadet hem ona karşı Say çıkıyor Fahcan. galiba Saadet evet. Partisi Ama işte o yapının içerisinde diyor. yer alıyor Yani e, demek ki ya kaygı duymuyor ya başka bir İstanbul düşünceleri Sözleşmesi var İstanbul Sözleşmesi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çok yayınlarda da anlattık Oradaki bu toplumsal cinsiyet ifadesinden dolayı sıkıntımız var Peki Yoksa o ibare kalksa şiddet, mesela tabi, o ibare kalksa sizi rahatsız etmez. etmez Bizim derdimiz oradaki o sıkıntı yani kadına şiddetle ilgili en ağır cezaların gelmesi gerekir. Hatta idam cezası cinayetle ilgili getirilsin diye daha önce de söyledik. E, çocuğa şiddeti, erkeğe şiddetinde. Bu dediğim gibi zaten psikolojik yapısı düzgün bir insanın Her yapacağı bir şiddete şey şiddete değil. Her türlü şiddet karşıyız. Her türlü şiddet. Bu dediğim gibi normal bir insanın yapacağı bir şey değil. Ama o toplumsal cinsiyet e, maalesef yani bir sosyal cinsiyet kavramını getiriyor ve diyor ki işte sizin doğuştan sahip olduğunuz biyolojik cinsiyetin çok da bir önemi yok. Öyle doğdunuz ama sonradan size şu andaki rollerinizi, kıyafetinizi, davranış biçiminizi toplum aşıladı. Yani erkek böyle giyinir, erkek kadınla evlenir, erkek kadına aşık olur, erkek erkek gibi davranır. Halbuki diyor bunlar diyor sosyal şeyler. Yani sen erkek cinsiyetiyle Bu toplumun doğup, çok küçük bir kesimini mesela kapsayacak, hani genelinde olmayacak bir durum bu sizin Öyle söylediğiniz eşcinsel ilişkiler mesela Allah hani bu, bu da sizi bu konuda da büyük rahatsızlık duyduğunuzu görüyorum elbette tabi yani orada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul projesi vardı mesela bunun içinde o okul hatta pilot okullar belirlendi sonradan hükümet Tabii gelen tepkiler üzerine bu projeyi durdurdu ve en sonunda sayın cumhurbaşkanı imzasını çekti ama yani toplumsal cinsiyeti benim biraz önce söylediğim maalesef sapkınlığı bu okulda işlemek, buna duyarlılık oluşturmak. Yani gerçekten de hatta zaten sözleşmenin maddesinde diyor ki taraflar diyor. Bu biraz önce söylediğim toplumsal yargıların, kabullerin, e, sosyal şekillendirmelerin kökünün kazınması için elinden geleni yapar. Yani biz erkek cinsiyetiyle doğmuş erkek çocuklarımıza erkek gibi davranmayı, erkek gibi yaşamayı, bir hanımla evlenmeyi öğretmişiz. E bunlar diyor öğretilmiş. Bunlar sosyal kurgular. Bunların kökünü kazıyalım. Hiç sizin doğuştaki cinsiyetinizin bir önemi yok. Siz sonradan erkek doğup kadın gibi de yaşayabilirsiniz. Kadın doğup erkek gibi de yaşayabilirsiniz. Dönem dönem kadın dönem dönem kadın gibi de yaşayabilirsiniz yani bu tabi cinsiyetsiz toplum aslında aslında veya, buna da karşı bir şart dediler ki bu madde onu içermiyor hatta Özlem Zengin'in de bir açıklaması vardı bu madde onu içermiyor ama belki de yanlış anlaşılmalara da e, mal vermiş o zaman mesela, onu kastetmediklerini de söylediler mesela, onu da söyleyelim sadece cinsiyet densin mesela niye toplumsal, toplumsal cinsiyet, cinsiyet, cinsiyet densin peki Tabii. teknik olarak şimdi dediniz ki ideolojik olarak bu anlaşmazlığımız var yeniden refah partisinin altlı masada İyi Parti'yi söyle onu az sonra geleceğim. Sanıyorum İyi Parti ile çok ideolojik olarak bir anlaşmazlığınız yok. Onu görüyorum. Yani İyi Parti de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aynı noktada. Mesela o konudan İyi Parti'nin söylemediğimizler var tabii. Peki teknik olarak hangi konularda? Teknik olarak bir defa e, tekrardan iki başlı sisteme dönmek istiyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Başbakan olacak. E şimdi bu e, İyi Parti de onu istiyor. E, tabii İyi Parti de istiyor. Ha. Zaten Millet İttifakına topluca ben teknik olarak da karşı çıkıyorum. İdeolojik olarak da bu yanlışları Siz başkanlık Zaten mutabık kalmış. E tabii halkın seçtiği cumhurbaşkanı olsun ama mevcut sistemi biz iyileştirelim. Meclisi güçlendirelim. Kuvvetler ayrılığını tesis edelim. İşte sadece bir kişinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın HSK'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da birden fazla, yarıdan fazla üyenin belirlenmesinde etkisi olmasın. Bu kuvvetleri dağıtalım, kuvvetler ayrımını sağlayalım. Yasama meclis tarafından yapılsın bu Cumhurbaşkanı kararlarının sınırlarını güçlendirilmiş cültelim. başkanlık sistemi gibi. Yani demokratikleştirilmiş başkanlık diyoruz biz veya iyileştirilmiş başkanlık diyoruz. Ama başkanlık bizim sistemimiz. Yani bunu zaten 50 sene önce Milli Selamet Partisi ilk defa rahmetli bakan Hoca ortaya atmış. Hem de tabii Cumhurbaşkanı başbakan ayrımının birçok gereksiz e, bürokrasisi var. Efendim e, teferruatı var, maliyeti var, gereksiz protokolleri var. Bir de tabii çift başlılık ve yavaş bir işleyiş. Dolayısıyla buna tekrardan geri dönmeye gerek yok diyoruz. Yine bir söyledikleri efendim Cumhurbaşkanı olan insana siyaset yasağı olsun. Bir kere cumhurbaşkanlığını yapıp bitirdikten sonra bir daha siyaset yapamasın. E şimdi ne münasebet yani siyasi ve bürokratik olgunluğunun zirvesine gelmiş bu bir kere fırsat eşitliğine aykırı demokrasiye aykırı yani herkes tekrar. Belki o maddelerde bir takım gevşeklikler de yapabilirler ilerleyen. Yaparlarsa tabii gene bakılır. İlkelerde anlaştıktan sonra mesela, sorun olmaz. S Sayın Erbakan e, siz yine varsa teknik şeyler onları Teknikler alayım. Teknikler aslında aşağı yukarı böyle ideolojik olarak söyledim. Bir de tabii kendi iş problemleri var. O da Cumhurbaşkanı Nedir adaylığı mesela? konusu. Hı. Yani bir defa böyle bir yapının, böyle bir bloğun daha oluşurken en başta bir aday üzerinde mutabık kalıp o adayın etrafında şekillenmesi. Yani güçlü, karizmatik bir lider Tayyip Bey'in karşısına çıkacak bir cumhurbaşkanı adayı ve herkesin de mutabık kaldığı o millet ittifakı içerisindekilerin bir aday etrafında şekillenip o adayın e, ön plana çıkarılmasıyla yürümesi. E şimdi en başta yapılacak olan en önemli konu daha yapılmamış ortada yok. Onlar da diyorlar ee, ki biz adayımızı yıpratmak istemiyoruz. Ayrıca niye bu kadar çok ilgilendiriyor e, sizleri? O bizim işimiz. Olur mu? Millet oy verecek yani Türkiye'yi yönetecek. E, 85 milyonu da tabii ilgilendirir. Yani e, hatta özel hayatına kadar liderlerin insanları ilgilendiriyor. Sağlık problemlerine kadar çünkü kamuya mal olmuş isimler ve dediğim gibi Türkiye'yi yönetecek e seçimede seçimde kalmış zaten bir sene. Hani 10 sene olsa daha durum bakalım dereyi görmeden mı sıvayacağız deseler. O kısmı var. Orada da problem yaşanma ihtimali var. Hı. Ben yani Sayın İmamoğlu Siz mesela olduğumda... en güçlü adayı e, oradan Ekrem İmamoğlu'na da gelmek isterim üzerinde tartışmalar var çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının en güçlü aday kim şu anda Millet İttifakı'nın adayı olarak siz kimi aday gösterirler diye bekliyorsunuz? Gönlünüz yani siz olsaydınız kim aday olmalıydı diye. Ben sonsun. olsaydım Sayın Mansur Yavaş'ı aday gösterirdim. Siz de mi? Evet. Siz de ben Mansur ben de Yavaş. Gösterirdim. Evet. Bu KC'yi alalım Mustafa, Yani ee, Fatih Erbakan'ın Gönlündeki ee, millet İttifakı adayı Mansur evet. Yavaş daha çekişmeli daha heyecanlı bir seçim olur diye düşünüyorum. Yani çünkü mütevazi yapısı, dürüstlüğü, Ankara'daki şimdiye kadar ortaya koyduğu performans ve tabii halktan birisi görüntüsü var. Tevazu sahibi. Bir de tabii sağ kökenli. Yani MHP kökenli olması muhafazakar seçmenden, sağ seçmenden de oy almasına tabii yol açabilecek bir durum. Ama orada ben daha hevesli olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyorum onun olmak isteyeceğini düşünüyorum ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu da aslında heveslendi. Onu da hissediyorum ben. Kendisi de olmak isteyecek bir yandan Sayın İmamoğlu da belki bir 100 bin imza toplayıp o da ayrıca çıkacak. Yani bu anlattıklarım bizim için konuşması kolay ve güzel ama yani bu millet ittifakı için tabii problemli. İmamoğlu'nun İmamoğlu e, kendi cenahıyla e, tartışması e, işte polemikler vız gelir tırıs gider ifadelere otobüs fotoğrafı e, kendi kitlesinden gelen kendisine oy verenlerden gelen müthiş tepki e, artık hani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki gücünü azaltmış mıdır yoksa? siyasettir, unutulur. Yani dur, unutulma ya da de var mi? tabii. Biraz da zaman gösterecek ama dediğiniz gibi ciddi tepkiler oldu gerçekten de. Biraz da tabii aslında İstanbul'u yönetsin ve İstanbul'da güzel bir sonuç ortaya koysun diye seçildi ve daha yeni seçildi. E şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye'yi yönetmeye talip olması da belki bir miktar yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir. Ama orada bizim ama yani siz Mansur mesela. O da yeni geldi ama diyorsunuz ki olması gereken kişi ben, Mansur Yavaş'tır diyorsunuz. Yani musunuz? o üç isimden hangisi olacak dersek Mansur e, daha etkili olabilir ve daha sonuç almaya yönelik olabilir diye söylüyorum. Yoksa Mansur Bey de Ankara'yı yönetse tabii daha iyi. E, Türkiye'yi de biz yönetelim diye zaten uğraşıyoruz. Biz Cumhurbaşkanı olalım diye uğraşıyoruz. Adaylığınızı koyacak mısınız? Yani biz şu aşamada tabii görünen kendimiz gireceğiz seçime. Ne Millet İttifakı'nda ne Cumhur İttifakı'nda yer alıyoruz. E kendimiz girdiğimiz zaman tabii bir cumhurbaşkanı adayı da göstermemiz gerekir. Uygun olan budur, doğru olan budur. Ve o noktada da tabii partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olması daha makuldür, daha uygundur. Dolayısıyla siyasette hiçbir şey yüz değil ama hele Türkiye siyasetinde ama büyük ölçüde o şekilde gözüküyor. Peki siz, yani yeniden Refah Partisi kendisi girip bir de Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayı, adayı olarak da Fatih Erbakan göstermesi, göstermesi. tabi. Peki Fatih Erbakan olarak eğer siz Cumhurbaşkanı adayı olmasaydınız, e, yeniden Refah Partisi ile de girmeseydiniz, eğer Cumhurbaşkanı adayı da olmasanız, e, Recep Tayyip Erdoğan'a mı oy verirsiniz, Mansur Yavaş'a mı oy verirsiniz? Yani biz tabii parti olarak kendimiz ikinci tura mesela kalamasak diye sormuşlardı. İkinci o, orada tur olursa Tayyip Bey'i destekledik. Tayyip Bey'i ama tabii yine şartlarımızı da ortaya koymak kaydıyla. Yani mesela işte denk bütçe yapılsın, şu yap işlet devlet projelerinden vazgeçilsin veya makul bir noktaya çekilsin. İşte kamudaki israf önlensin, dış politikada D8 canlandırılması için gereken adımlar atılsın gibi bir takım şartlarla Tayyip Bey'in daha uygun olabileceğini söylemiştik. Ee, yine o şekilde söyleyebiliriz. Aynı, düşüncede aynı, aynı düşüncedeyiz. Mansur Yavaş'ı şartlarımız... diyorsunuz ama ikinci tura kalırsa Mansur Yavaş da aday olursa, ikinci tura kalırsa Tayyip Bey destekleriz ama bazı şerhlerimiz var. Peki o şehirleri muhalefet de diyor. Biz bunları yap işlet devlete muhalefet de kızıyor. Adil düzen işte gelir adaletine muhalefet diyor ki gelir adaletsizliği var Türkiye'de diyor ya da işte ekonomi politikalarını doğru bulmuyoruz diyor siz de doğru bulmuyorsunuz dolayısıyla muhalefetin Olmuyoruz. söylemleriyle aynı noktadasınız ama desteğiniz Tayyip Erdoğan'a ekonomi anlamında tabii ki birçok ortak noktamız var. E, Tayyip Bey'le ilgili desteğimiz de dediğim gibi bu şartların yerine gelmesi kaydıyla diye de ifade ediyorum. Yani bu şartların gelmezse. uygulanması. E, gelmezse o zaman tabii e, bu desteği vermenin bir anlamı kalmaz. Çünkü asıl yanlışlar bunlar. Bunlar devam edecek olduktan sonra ha, Ahmet devam ettirmiş ama Ahmet devam ettirmiş. Bu noktada bir onay verilmesi tabii uygun olmaz. E, muhalefet tabii bunları söylüyor ama şimdi CHP'li belediyelere bakıyorsunuz. Onlar ne yapıyorlar? Onlar da borç alıyorlar. O borcun faizini ödemesini de ...yaptıkları belediye hizmetlerine yaptıkları zamlarla... ...vatandaşa tekrar ödetme yoluna gidiyorlar. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun en güzel örneği. Mesela muhalefet hükümeti yerden yere vuruyor. Diyor ki %8.60'la dolar borçlandınız. 8.60 faizle. E, Sayın İmamoğlu 10.70 faizle dolar borçlandı. Efendim biz metro yapacağız yapmayalım. E, o zaman hükümete de kızmayın. Hükümet diyor ki ben de yol yapacağım. Yol yapmayayım mı? Mecburen borç alıyorum. Yani mesele denk bütçe yapmak, kaynak üretmek ve o kaynaklarla bu hizmetleri yapmak. Yani bizim şu milli kaynak paketleri kitabımızı yeri gelmişken göstereyim. Biz daha partiyi kurar kurmaz bu kitabı hazırladık ki. Ekonomi, bize de değil mi? ekonomiyle ilgili 15 adımda bir senede nasıl 150 milyar dolar kaynak bulunacak borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi ihtiyaç etmeden. E şimdi bu adımları tabii belediyeden de bekliyoruz, hükümetten de bekliyoruz. Yani şunu dediniz hani hükümete kızıyorlar, onlar da sizin aynı şeyi söylüyorlar ama uygulamaya gelince Hükümetin uygulamasını uygulamasının aynısını yapıyorlar. Sözde söylüyorlar ama özde uygulamıyorlar diyorsunuz. Tabii. Şimdi Peki Sayın İmamoğlu'nun uygulamaları siz mesela... ortada. Faiz politikası, e, faizi düşüreceğim dedi Sayın Erdoğan ve ekonomi kurmayları da yeni bir politika izlediler e, Türkiye'de. Faizi düşürme politikası buna muhalefet tepki gösterdi çünkü konjonktür buna uygun değil dedi. Siz faiz politikasına nasıl bakıyorsunuz? Bugün iktidarda olsanız o politikayı devam ettirir misiniz? Ya da hangi politikayı yaparsınız ki bu ekonomi e, sıkıntılardan Türkiye biraz daha refaha çıksın? Tabii faizle ilgili iki tane temel sebep var yüksek olmasıyla ilgili. Bir tanesi devletin kamunun sürekli olarak borcu olan talebi. Yani Türkiye gibi maalesef gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler özellikle de bu borç faiz ekonomisini devam ettiren ülkelerde kamu, hükümet, devlet sürekli olarak piyasadan çok ciddi bir borç talebi içerisinde. Onun o yüksek montanlı borç talebi de piyasadaki kredi faizlerini yükseltiyor. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması lazım faizin düşmesi için. Nasıl kalkacak? Devlet denk bütçe yapacak. Belediyeler denk bütçe yapacak. Borçlanmayacak. Borca olan talebi ortadan kalkacak. Ve piyasa faizleri de böylelikle aşağı çekilmiş olacak. Bir diğer konu dövizin sürekli yükselmesi. Evet. Yani bir yılda Amerikan doları Türk lirası karşısında %30-40-50 değer kazanırken siz kimseye %10 kredi faizi verin diyemezsiniz. Yani banka o zaman der ki ben sana niye yüzde onla bu parayı kullandırayım? Ben kendi paramı dövize yatırırım. Bir senede yüzde otuz kazanırım. Dolayısıyla Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybının durdurulması lazım. Bunun için de zaten iki adım gerekiyor. Bir defa dış ticaret açınızı kapatacaksınız. Çünkü dış ticaret açığı demek ithalat, ihracatı her sene 50-60 milyar dolar fark atıyor. Siz bu aradaki farkı kapatmak için sürekli her sene 50-60 milyar dolar döviz bulmanız lazım. Bu da dövize olan talepten dolayı dövizi yükseltiyor. Dış borçla, yüksek faizli, kısa vadeli dış borçla ihtiyacınızı görüyorsunuz denk bütçe yapmadığınız için. Bir senede geri ödemeniz gereken dış borç, vadesi gören dış borç geri ödeme miktarınız 190 milyar dolar. Bir sene içinde bir de bu 190 milyar doları bulup da dış borç ödeyeceksiniz. E bu da dövizi olan talebi artırıyor, bu da dövizi patlatıyor. Yani denk bütçe yapılması, hem hükümette hem belediyelerde devletin borcu olan krediye olan talebinin düşürülmesi lazım. Faizin düşmesi için beton çimento ekonomisi yerine üretim ve ihracat ekonomisine geçilip bu dış ticaret açığının azaltılması lazım. Kaynak ihtiyacının da bu milli kaynak paketleriyle karşılanıp dış borçla karşılanmasının durdurulması lazım ki piyasada faizler düşsün yoksa emirle düşürdüğünüz zaman Merkez Bankası'nın faizi %14'e düşüyor. Bu sefer Merkez Bankasından %14'le alıyorlar. Hazineye %22 ile, 25 ile, 28 ile veriyorlar. Daha çok rantiyeciler kazanmış oluyor. Yine emirle faizi düşürdünüz ama geçen ay işte 2 milyar dolar hazine borçlandı. yüzde %8.62 dolar faiziyle. Yani dünyada en yüksek dolar faizi diyebiliriz. Gerçi şampiyonluk İmamoğlu'na ait o 10.5 ile borçlanmış. Ama hükümet de tabii yüksek bir faizle borçlandı. İmamoğlu'nun gibi... belediyeciliğini çok beğenmiyorsunuz galiba öyle anlıyorum. Yani biraz tabii uygulamalar şimdiye kadar maalesef eleştirdikleriyle aynı oldu. Ben özellikle ekonomi açısından bakıyorum. Yani bizim mesela Sayın Cumhurbaşkanı da hep söylediği 94 ruhu dediği 89 ve 94'teki milli görüş belediyeciliği ruhuna baktığınızda bütün geçmişten gelen anavatan partili belediyelerden gelen borçlar ödendi kapatıldı. Üstüne bir de kaynak üretildi. Hatta Konya Büyükşehir Belediyesi dedi ki ya ben borçlarımı ödedim kasada fazladan param var isterse hükümete borç verebilirim. Merkezi hükümete. Yani bu noktaya getirelim. Ama şu Böyle anda herhalde de. diğer büyük diğer belediyelerde de aynı sıkıntı var zannediyorum. Var, bu sadece İstanbul'da olmayabilir. İstanbul meselesi değil galiba değil mi? Yani büyük şehir ölçüde belediyeler AK Parti ve CHP'de olduğu için o açıdan söyledim. Tabii MHP'li belediyelerde de vardır bu. AK Partili belediyelerde de var. Ee, ve tabii bir kıyaslama yapmak için söylüyorum eleştirdiklerini kendileri geldiği zaman uygulamada aynı şekilde uyguluyorlar. Yani denk bütçe yapacağım, kaynak üreteceğim ve bu kaynakla millete hizmet edeceğim. Millete zam yapmakla, onların ulaşım maliyetini, belediye hizmetlerindeki maliyetini arttırmakla değil, ürettiğim kaynaklarla ben bu kaynağı ortaya koyacağım. Diyen bir iradeyi maalesef görmüyoruz. Peki, e, yeniden refah partisinin ekonomi politikaları beğeniliyor. E, zaten e, rahmetli Erbakan'ın da e, görüşleri doğrultusunda çok da sevilen sayılan bir insan da Allah rahmet eylesin bir kez daha. Amin. E, şimdi yeniden refah partisinin ve sizin devam ettiğiniz milli görüş çizgisine de devam ediyorsunuz politikalarınız beğeniliyor. Ama şöyle bir gerçek var. Ee, dün akşam İhsan Aksaç'tan aldığım habere göre oylarınız yükselmiş. Yüzde iki bandına çıktığını söyledi. Yeniden refaha karşı bir e, talep. evet ilgi var. Evet, e, ilgi evet. var. Fakat yeni seçim yasasına göre yüzde yedilik bir barajı şu anda aşmıyorsunuz. Bilemiyorum bir sene içerisinde size belki yüzde yedilik bir barajı aşar duruma gelebilirsiniz. Ama şu andaki konjonktürde aşmıyorsunuz. Dolayısıyla bu söylediğiniz vaatlerinizi yerine getiremeyeceksiniz. O zaman bir ittifak içerisinde olmanız daha mantıklı yani Cumhur ya da Millet İttifakı'nın içerisinde ya da üçüncü bir ittifak içerisinde olmanız sizin için daha Gerçekçi, daha realist, daha adım atar noktaya götürmez mi? Şöyle biz kendimiz e, akademisyenlerin gözetiminde e, üç tane anket yaptırdık bugüne kadar. Bir tanesi İstanbul'un 20 ilçesini kapsayan bir anket. Burada yüzde civarında bir oy çıktı. Kararsızlar dağıtıldıktan %9 sonra yüzde mu %9 çıktı? Evet, bunu daha önce de ifade de ettim. Bir diğeri Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'daki 15 ili kapsayan bir anket. Burada 9,5 çıktı. Ve bir tane de 69 ili kapsayan Türkiye genelinde bir anket. 69 ilde yapıldı bu. Hemen hemen tamamına yakını demektir. Burada da kararsızlar dağıtıldıktan sonra %10'u geçiyor. Kararsızlar dağıtılmadan 8 civarında çıkıyor. Yani diğer anketlerde de, niye bu bu yani bu bu farkı nasıl açıklıyorsunuz? Allah aşkına. Sayın Başkan? En azından e, bildiğimiz en yakından eşimin e, akrabası yengesi e, biraz da özel bir konu ama bir gün hiç tanımadığı bir numara arıyor telefonda ve telefonda diyor ki hayırdır inşallah bir açayım. Açıyor. Çok meşhur bir anket firması ismi lazım değil. Efendim diyorlar seçime yönelik anket yapıyoruz. Peki partileri sayıyor. İçinde Yeniden Refah Partisi yok. Cumhurbaşkanı adayları sayılıyor. İçinde Fatih Siz Erbakan yoksunuz. yok. E bizim eşimin yengesi de diyor ki ya böyle böyle Fatih Erbakan da giriyor. Yeniden Refah Partisi de var. Onlar niye söylemediniz? Onlar da diyorlar ki ya bize verilen kağıt neyse biz onu şey yapıyoruz burada görevliyiz çalışıyoruz. Eğer diyor böyle söyleyeceksiniz. Bak buradan kaynaklanıyor. Kararsızlara yazalım. Buradan söyleyelim burada ona... kamuoyu araştırma şirketlerinin evet. seslenirim yani yeniden refahı İsmet Aktaş dedi ki gözle görülür bir yeniden refaha doğru bir eğilim var. E, bu DEVA ya da Gelecek Partisi'nden bir kayış da olabilir dedi. Buradan da söyleyelim ismini çünkü kendisinden de izin almıştım bunu söyleyeceğime dair. Tabii biz e, Size de, de selamları vardı. E, bir hareketliliği de fark ettik dedi. E, ama sizin söylediğiniz rakamlar arasında büyük fark Çok var. Fark Demek var. ki kendileri yeniden refahı sormuşlar yani. Yüzde iki gibi sormuşlar. bir rakam çıkıyor ama yüzde dokuz diyorsunuz. Bu gibi tartışmaların önüne geçmek için de biz üye sayımızı ön plana çıkartıyoruz. Şu anda bizim üyelerimiz 210 bini geçti resmi üyemiz her zaman söylediğimiz maalesef çok aşırı yoğun talepten dolayı alınan üye formlarının hemen düzenli olarak sisteme girilmesinde aksaklık yaşanmasından yetişilememesinden dolayı da 100 bin civarında hatta 100 binin üzerinde bir üye formu var elimizde ıslak imzalı. Bunu da ilave ettiğiniz zaman 350 bine yakın bir üyemiz var. Şimdi biz diyoruz ki bunu yıl sonuna kadar aslında asıl hedefimiz Eylül'e kadar ama en geç yıl sonuna kadar 500 bine çıkarmak. 500 bin üyeye resmi olarak ulaştığımızda sizin bu kaygınızı veya soru işaretlerinizi yaşayanlara diyeceğiz ki bakın Yargıtay'ın sayfasından açın bakın Refah Partisi'nin 500 bin üyesi var. 500 bin üye demek bu İyi Parti'nin üyesi demektir. MHP'den daha fazla üye demektir. 20 senelik Saadet Partisi'nin iki katı üye demektir. E şimdi İyi Parti mecliste grubu olan bir parti. %15 anketlerde oy gösteriyorlar. E MHP gene baraj problemi olmayan bir parti. 50 senelik bir parti. E bunlardan daha çok üyemiz var. Dolayısıyla bizim de baraj problemimiz kalmamıştır. Güçlü evet, bir üyeyle alternatifiz. Üyeyle baraj eş doğru orantılı e, gidiyor Önemli ama. bir kriter tabii. Hı. Mesela yüzlerce belediyesi olan, yüzde 15 anketlerde oyu olduğu söylenen İyi Parti'nin 500 bini daha yeni geçti. Ki onlar bizden 3-4 sene önce başlamışlar. Biz onların yarısı kadar bir zamanda onlar kadar üyeye ulaştık dememiz bizim baraj problemimiz İlginç kalmadığını şey gösterecek bir Peki, şey. Peki o zaman siz yıl sonunda sonra tekrar... Çünkü başka tekrar nasıl ispat edeceksiniz? Yani sizin anketinize de, tabii. Tabii. Sizin anketinize de ben tam güvenemiyorum, diğer anketlere güveniyorum diyenlere sizin gibi mesela veya endişe Hayır, ediyorum diyenlere. Hayır, estağfurullah ben öyle bir şey söylemiyorum. Asla böyle bir şey tabii. söylemiyorum. Sadece şunu diyorum, aradaki fark... E, siz kendiniz anket yaptırıyorsunuz. Evet. Daha gerçekçidir, daha doğrudur. Öyle olmasını beklerim Çünkü ayrıca. Yoksa kendimizi kandırmış oluruz. Tabii zaten. tabii. O, manası... yani öyle olmasını tabii. beklerim. Ben sadece neden bu? O zaman bu bir algıdır, bu bir manipülasyondur. Tabii, ee, tabii. Tam tersine, e, bu, bunu açar çıkartmak gerekir. O yüzden buradan kamuoyu şirketlerine seslenelim dedim. Yo, Sizin ben düşünceniz... yani onu da normal görürüm mesela bir partinin kendi yaptırdığı anket acaba mı diyebilir insan. Yani biraz daha böyle Ama e, veya dediğimiz gibi yani tabii. siz kendiniz için yapıyorsunuz ama bu Ama hani %9 çıkarmışlar. Orada bir yanılma payı vardır, biraz fazlalık vardır. 6 mıdır, 7 midir, 5 midir diye mesela şüphe edebilir. Ee, ama tabii burada da üye sayısını da bununla beraber ortaya koyduğumuzda ciddi bir e, gerekçe olacak evet. ve hep söylediğimiz gibi inşallah baraj problemi olmayan güçlü bir siyasi i̇nşallah. aktör olarak seçimlere gireceğiz. Bu üye sayımız da tabii her geçen gün artıyor aylık 15 bin civarında artış vardı. Şimdi 20 bini buldu. Bunu aylık 30 bine çıkarma hedefimiz var. Aylık 30 bin artış olduğu zaman da dediğim gibi Eylül'e kadar inşallah veya en geç yıl sonuna kadar 500 bin üye sayısına ulaşacağız. Bu çok ciddi bir sayı tabii. Peki ee, yeniden Refah Partisi, işte geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız. İyi Parti çatısı altında yanlışım varsa lütfen düzeltin. İyi Parti e, logosu ya da çatısı altında 3. ittifak kurabiliriz gibi bir söyleminiz. Orada biraz kelimeleri özenli seçmek lazım siyasette. Onun etkisini görmüş olduk. İyi parti öncülüğünde gibi sanki bir evet, kelime olmuş. Evet öyle algılandı. Öyle algılanmış. Orada kastımız şu yani şu anda biraz önce de konuştuğumuz gibi bu söylediğimiz partiler içerisinde yani bizim çağrı yaptığımız partiler içerisinde seçime girmiş ve seçimde yüksek bir oyu olduğu tescillenmiş olan iyi parti var. Dolayısıyla İyi Partinin asıl oy olarak e, orada blok oluşturacağı bir ittifaktan bahsettik. Yoksa İyi Parti ne derse ona tabi olalım veya İyi Partinin arkasında yer alalım şeklinde değil. Değil. Ama İyi, İYİ, İYİ Parti Parti'nin de içerisinde olduğu bir üçüncü ittifak. Bu üçüncü ittifak içerisinde hangi partiler olabilir? Yeniden refahın da içinde oldu. Tabii Deva Partisi olur, Gelecek Partisi olur, Demokrat Parti olur, Hüdapar olur, Büyük Birlik Partisi olur. Saadet Partisi olur, İyi Saad, Parti bir tak, olur. Bir dakika orada gireyim hemen. Tabii, Saadet Partisi de olur mu? Saadet tabii tabii partisiyle... olabilir. Bizim için bir problem yok. Hatta biz onlara çağrıda da bulunuyoruz. Yani bu altılı masadaki beş partiye çağrıda bulunurken içinde zaten Saadet Partisi de var. Daha önce de söyledik. Bunun maksadı da şu. Toplumda 70 senelik, 80 senelik bir sağ parti, sol parti ayrımı var. Yani toplum en son nihayetinde sizi bu şekilde değerlendiriyor. Biz milli görüşüz diğerlerinin hepsinden farklı izliyoruz o ayrı bir konu evet tamam ama toplum diyor ki kardeşim bir CHP var HDP var işte solcular var bir de sağ yani bir de. Bir CHP var. olmasın diyorsunuz hepsi olur neredeyse değil mi yani hepsini bunu, saydınız. E, evet çünkü benzemezler yani seçmen kitlesi tabanı oy aldığı kesim birbirine yakın olan partilerin birlikteliğinden bir sinerji doğuyor yani bunu işte 91'deki MHP refah partisi ittifakında İDP MHP refah partisi ittifakında da gördük. Oyları toplaması da yüzde 13 ama bir araya geldiler. Yüzde buçuk çıktı. 63 milletvekili çıkardılar. Biraz daha sinerji daha oluyor. Daha bir yani. sinerji oluşuyor ama sol partiler girdiği zaman hem o sol tabanda da sağ tabanda da sorun oluyor. Seçmene bunu anlatmak son derece zor oluyor. O nedenle biz dedik yani toplumun sağ partiler olarak gördüğü partiler bir araya gelsin bir üçüncü ittifak kursun. Şimdi Selamet orada mesela ittifakı, Gelecek Partisinin ittifakı. ekonomi politikalarıyla uzlaşır mısınız? Eğer bir üçüncü ittifak yaparsanız, e, Ahmet Davutoğlu'nun Deva Partisi ile e, Suriye politikası ya da dış politikada uzlaşabilir misiniz? Keza Gelecek Partisi Ali Babacan'ın kaykallarla ilgili söylediği e, bir takım söylemler var ve hepsine de af diyor yani KHK'lılara. Mesela bu söylemde anlaşabilir misiniz? Ya da Gelecek Partisinin konuk etmedim Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Onu söyleyeyim. Henüz konuk etmedim ama onların HDP'ye ve Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi isimlerle ilgili olan davalardaki söylemlerini biliyoruz. Bu konuda anlaşabilecek misiniz mesela? Tabii bizim için ilkeler, prensipler çok önemli. Biz hep söylüyoruz. Biz ve birkaç arkadaşımız milletvekili olsun diye bir yola çıkmadık. O nedenle ne kadar güçlü bir parti de olsa müzakere ettiğimiz, isterse AK Parti de olsun, isterse Gelecek Partisi de olsun, evet. bu ilkeler üzerinden anlaşmamız evet. lazım. Burada söylediğimiz bir defa paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis edeceğiz diyeceğiz. Efendim milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz, borçlanma olmayacak, denk bütçe olacak diyeceğiz. Önce millet diyeceğiz, bu üretilen kaynaklar istihdam sağlanmasına, üretim kapasitesinin arttırılmasına ve dar gelirli milyonların alım gücünün refah seviyesinin arttırılmasına kullanılacak İstanbul Sözleşmesi gibi 6284 gibi sıkıntılar gündeme getirilmemeli 6284'ün kaldırılması gerekecek. Bunun yanında dış politikada D8'in canlandırılmasına yönelik adım atılması, borç faiz beton çimento ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçilmesi ve çok önemli bir hususta dediğim gibi denk bütçe ve milli denk. kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi bu prensiplerde ama ana prensiplerde ama parlamenter sistem Parlamenter sistem diyor bu isimler sizin söylediğiniz bütün partiler Demokrat Parti'de Saadet'te de, elbette ama gelecekte. sistem bizim için kırmızı çizgi değil, onu daha önce de söyledik. Yani sistem yani kırmızı çizginiz çizgi değil, değil. Tabii. Yani çünkü bir araç sonuçta bu. Nasıl ki başkanlık sistemi olursa uçarız bütün dertlerimiz ortadan kalkar denilmesi yanlıştıysa öyle de olmadı. Ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya girildi. Peki mesela bir üçüncü ittifak, şekilde, ittifak içerisinde... parlamenter sisteme geçersek her şeyimiz kırmızı, çözülür demek de doğru değil. değil. Peki üçüncü ittifak içerisinde yeniden Refah Partisi olursa bu say saydığınız partilerle de bir ittifak söz konusu ol olabilirse bir sene var daha henüz. Cumhurbaşkanı adayı kim ol olur? Onu da tabii konuşmak lazım. Yani öyle bir durumda tabii mutabık kalınması lazım. E veya herkes Cumhurbaşkanı adaylarını çıkarıp bir ittifak olarak da girebilir. Ancak yani parlamento seçimlerinde bir ittifak olur. Cumhurbaşkanı adayları ayrı da olabilir. Veya bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde de uzlaşmak gerekir. Tabii ihtimal olarak çok güçlü olmasa da dediğim gibi Türkiye siyasetinde her zaman sürprizler var. Ve %1 bile bazen %100'e dönüşebiliyor. Seçime yakın dönemde, özellikle o altılı masanın yaşadığı sıkıntıları da görüldükçe, böyle bir ittifak alternatifinin de daha da güçlenebileceği ihtimalinin daha da güçlenebileceğini düşünüyorum. Üçüncü ittifak şu an yani bir sene içerisinde daha da çok güçlenir diyorsunuz. Bu da önemli bir Olabilir sorun. evet çünkü sorunlar yaşıyorlar. Bir de bir diğer konu da bu yeni seçim sistemiyle aslında. Orada da çok özür dilerim. Yalnız esnafında. onlar şöyle deva ve gelecek şöyle diyor. Yani e, Saadet Partisi 3. ittifak yani ittifak içerisinde ittifak olur ama biz Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı'nın Ortak adayı, adayı olarak diyorlar. mesela bir üçüncü ittifak olursa siz de içinde olursanız Millet İttifakı'nın adayını Mesela Mansur Yavaş olursa destekler misiniz böyle bir durumda? Ee, bu olmayan konularla ilgili <laughs> fetva verirsek sonu Aa, gelmiyor. Değil. Ya Bir kere işte bu Tayyip Bey Kılıçdaroğlu olursa hangisi dediklerinde bir cevap verdik. Onda bile bayağı e, hem olumlu hem olumsuz tepkiler oluyor. Dediğim gibi olmayan Siz bir işin fetvasını işi vermeyelim. Siz işi zor ya, ee, evet. söylediğiniz Hakikaten her söz. öyle. Yani ben Millet İttifakı'nın içinde olsam, Millet İttifakı'nın bir bileşeni olsam Mansur Bey'in daha çok oy olabileceğini, daha etkili olabileceğini misin? düşündüğümden dolayı onu söyledim. Bir de tabii bu yeni sistemde e, ittifaklar, e, küçük partiler de demek istemiyorum ama yeni kurulmuş üye sayısı, oy oranı e, düşük olan partilerin veya en azından anketlerde öyle gözüken partilerin aleyhine oldu. Mesela diyelim bir ittifak çatısı içine girdiniz ama yüzde bir oyunuz var, bir milletvekili çıkarabilmeniz mümkün değil. En az gene bir 4-5 bandına geleceksiniz. Belli seçim bölgelerinde yüzde 10'u, 12'yi bulacaksınız ki ittifak içinde, ittifakta barajı açtıktan sonra size milletvekili düşsün. Dolayısıyla aslında yüzde 7'yi kendi başına geçecek partiler ve onların listesinden seçime girecek olan... Diğer partili adaylar şeklinde bir seçim olması ihtimali var. Hmm. Sayın Davutoğlu da bunu aslında Bunun gündeme getirdi. Bunu altını Peki süren, süren bitmiş bu arada Sayın Başkan. İnanın ya, evet. hiç farkında değilim. Hızlı geçiyor. Evet evet. <laughs> Çok hızlı geçiyor. Yetmedi bana. Burada bir sürü başlığım da vardı unutmamak için mutlaka notumu alıyorum. O evet. başlıklar kaldı bir dahaki sefere değil. Öyle mi yapalım? Tamam İnşallah hayırlısı <laughs> Çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar izleyicilerimize de teşekkürlerimi selamlarımı iletiyorum. Tekrar bir başka programda inşallah. İnşallah Sayın Başkan. Çok teşekkür evet, ediyorum Fatih Erbakan. Ayaklarınıza sağlık e, diyelim. Sağ e, Siz de olsun. takip etmeye devam ediyoruz. Yeniden Refah Partisi'ni de takip etmeye devam ediyoruz. Efendim biz siyaseti takip etmeye devam ediyoruz. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun diyelim efendim. Sözü hemen haber merkezine bırakıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neler gününde aradığın hediye Koçak'ta. Eşsiz tasarımlar şimdi kaçırılmayacak büyük fırsatlarla Koçak'ta. Koçak